Efendim merhabalar, 2018'in ilk biz bizesinden kocaman sıcacık sevgiler. Koskocaman bir yıl 2017'yi geride bıraktık ve yepyeni bir yıl 2018'e güzel umutlarla, güzel beklentilerle merhaba dedik ve bugün 2018'in ilk biz bizesiyle sizlerle birlikteyiz. Nasıl geçti 2017 Berk'cim çok senin için? Çok keyifliydi. İnanılmaz güzeldi. Yılbaşı. Yine ekrandaydık biliyorsun yılbaşı akşamında evet, biz. Evet ekrandaydınız. İzleyicilerimize keyifliydi. Güzel bir yılbaşı akşamı geçirtmeye çalıştık. Ben de izledim. Çok nasıldı keyif. Sence? Vallahi harikaydı. Bomba gibiydiniz. Bomba çok keyifliydi. Ben çok her eğlendim. Her zaman olduğu gibi. Biz bilmiyorum. Bizenin bombasını yılbaşı özel programına da yansıtmaya çalıştık. Evet harikaydı. Derya'yı da çok güzeldi. Evet, evet. Buradan sen Derya'ya de sevgiler, sevgiler selamlar. Değerli arkadaşımız. Evet. O gün partnerim oydu. Ama ne derler bilirsin. Kimse yerini tutamaz. Aslı, çok teşekkür ederim. Aslı gibisin derler ya. Ha, canım benim çok teşekkür ederim. Biz bize ruhu başkadır. Evet. Bugün biz bize ruhuyla yine sizlerle birlikteyiz. Tekrar hatırlatalım 2017'den belki unutmuş olabilirsiniz. Haftanın 3 günü pazartesi, çarşamba, cuma günleri saatleriniz tam onu gösterdiğinde kanal ve ekranlarında biz bizeyle randevunuz 2018'de de devam ediyor olacak diyoruz. Tabii ki tam son hızıyla hem de. Evet peki ne bombacı yapıyoruz? Gibi. Sizler de 2018'de de bu birlikteliğe dahil olabiliyorsunuz. Evet. İletmek istediğiniz mesajlarınızı, sorularınızı bizlere iletebiliyorsunuz. Yapmanız gereken telefonla ulaşmak adına alan koduyla birlikte 0242 345 45 44 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 0242 345 45 44 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ya da tüm GSM operatörlerinden mesaj servisiyle de bizlere ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey telefonlarınızın mesaj bölümüne girdikten sonra kanal V'ye yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı ya da sorunuzu yazdıktan sonra 3969'a bize gönderiyorsunuz ve sizler de bu güzel birlikteliğin bir parçası olabiliyorsunuz diyoruz. Evet. Yine bugün neler var? Bugün bomba gibi bomba konuklarımız gibi, değil var. Mi? Evet birbirinden evet, değerli. 2018'e güzel başlıyoruz. Tabii. Öyle olması lazım zaten. Hemen tanıtalım mı? Hemen konuklarımızı tanıtalım bence. Evet, kimler bugün var? Bugün evet. Operatör Doktor Bahadır Çelik bizimle beraber estetik ve plastik cerrahi uzmanı kendisi. Hoş geldiniz Bahadır Bey. Hoş geldiniz. Evet. Bugün kendisiyle burun estetiği burun hakkında estetiği ve yüz estetiği hakkında konuşacağız. Sizler de tabii bir sorularınız olursa lütfen çekinmeyin, bizleri arayın diyoruz. Evet. Sıradaki sen tabii istersen Berk'cim. Evet tabii ki her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da hayatımızın vazgeçilmezi biliyorsunuz. Fit olmak, kilolardan kurtulmak tabii ki. Bu konuda da akla gelen ilk isim kimdir derseniz Gonca Yaşar. Diyetisyenimiz. Gonca Hanım hoş geldiniz siz de. Merhabalar. Geçen çarşambadan beri iyisiniz inşallah. İyiyim teşekkür ederim. Nasıl geçti yılbaşı? Süperdi. Süper. Evet 2018'e evet. Hazırız. Harika. Oh, harika. Bomba gibi. Ve üçüncü konuğumuz. Evet. Evet bugün bizden olan ama şu an bizden biraz uzak olan ama her zaman bizim bir parçamız olan bir yeri işleyeceğiz. Girit'i işleyeceğiz ve evet. Bu konuda bizlere yardımcı olacak olan çok değerli bir konuğumuz var. Atilla Şükrün İlgün. Değerli rehber dostumuz. Hoş geldiniz Atilla Bey sizde. Güzel bir yolculuk yapacağız bugün değil mi? İnşallah. Girit'e doğru şöyle uzanacağız. Girit'e doğru uzanalım. Evet. Güzel bir yayın olsun. Hayırlı seneler, mutlu İnşallah. Yıllar diliyorum sizlere. İnşallah. Buradan da Girit'lere çok selam söylüyoruz. Onları evet. Öpüyoruz Antalya'dan. Tüm soydaşlarımıza selamlar olsun diyoruz. Evet. Hem Girit'te hala yaşayan hem de Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında yayılmış olan tüm Giritlilere de, tüm muhacirlere de selamlar, saygılar olsun diyoruz. Selanik'e gönderelim var. Ben de Selanik göçmeniyim. Her yere gönderiyoruz. Selanik'e tüm muhacirlere dedik evet. Zaten değil mi? Topraklarının ayrılmak zorunda kalmış tüm insanlara gelsin. Şu an maalesef zaten kanayan yaralarımızdan birisi biliyorsun. Dünyanın evet. Kanayan yaralarından birisi savaşlar ve savaşlar sonrası topraklarını, evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar. Ve sonrasında kurulacak olan yeni yaşamlar çok zor bir süreç. Bunu ancak yaşayanlar bilir. Biz de bunu yaşayan bir toplum olarak çok çok iyi biliyoruz. İnşallah bundan sonra savaşlar olmaz evet. Berk'cim. 2018'in zaten en büyük temennisi evet, savaşlar iyi bitsin. Savaşlar çocuklar bitsin. Ölmesin, insanlar ölmesin. Ve kadına şiddete hayır diyoruz. Aynen. Esefe kınıyorum Aynen. Buradan tekrar Aynen. Söylüyorum. Kadına şiddete aslında hayır. Aslında şiddetin her türlüsüne hayır Tabii diyoruz. Tabii ki. Evet. Hayvanlara da eziyet ediyorlar. Kesinlikle. Etmeyin lütfen Kesinlikle. Rica ediyorum Kesinlikle. Ya. Bu konularla ilgili zaten ilerleyen zamanlarda çeşitli programlarımız olacak. Evet. Hem kadına şiddetle ilgili hem hayvanlarla ilgili. Bunu da şimdiden bilgilerini vermiş olalım. Evet. O zaman hızlıca hemen, giriş yapalım istersen. Evet. Bahadır evet. Bey'i tanıyalım mı? Evet Bahadır. Bahadır Bey kimdir ilk önce? Hocam başlayalım. Sizi 1983 tanıyorum. Ankara doğumluyum. İlk ve orta öğretim Balıkesir. Lise İstanbul. Tıp fakültesi Gülen Askeri Tıp Fakültesi. Daha sonra
TUS imtihanından sonra ihtisasta Ankara Üniversitesi. Hı hı. Orada bir miktar çalıştıktan sonra buraya tayin oldum. Burada da Kepez Devlet Hastanesi'nde plastik cerrahi uzman olarak çalışıyorum. Harika. 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 Bugün özellikle burun ve yüz estetiği evet, hakkında burun konuşacağız. Estetiği ve yüz önemli konular. Tabii. Konuşacağız hem bugün. Türkiye'de hem dünyada çok popüler olan bir nokta. Kesin. Detaylara birazdan gireceğiz. Birazdan gireceğiz. Evet. Evet. Peki bugün çok önemli bir konu yine. Değil mi? Evet. Gebelikte, beslenme. Öncesinde ve sonrasında beslenme. Çok önemli bu konu bu da Berkciğim. Çok çok önemli. Hamileyken çünkü evet. alıyoruz kiloları. İster istemez alıyor yani evet. bayan. O çünkü... kadar aşeriyorsunuz, aşırıyorsunuz, yiyorsunuz, yiyorsunuz her şey. Sonra onlar bize yolsa elektrik olarak geri dönüyor. Sonra ne yapıyoruz? Gonca Hanım. Gonca Hanım. Orada mısınız? Merhaba. İşte o olmasın diye önceden önlem alalım. Önceden tedbirleri tabii, alacağız. Tabii. Bugün. Bilinçli olarak hamile kalmak gerekiyor. Aynen. O zaman bir girizgah yapalım mı? Hadi bakalım. Bir girizgah yapalım bence. Hadi. Peki. Hamile kaldığımızı öğrendik. Hı hı. O andan itibaren sizinle yapılacak çalışma neler olacak? Genelde 5. haftada falan geliyorlar evet. bize. İşte hamile kaldık. 5 haftalık hamileyiz, ne yapabiliriz diye. Hı. Tabii doktorlarımız önden tetkiklerini yaptırıyorlar. Çünkü hı. hamilelikte en önemli problem artan kan hacmine bağlı kansızlık. Demir eksikliği. Diğer bir problem ilk 13. haftaya kadarki süreçte ilk 3 aylık dönemde mide bulantıları, kusmalar. Çünkü gebeliğe uyumda problem çıkabiliyor. Evet. Diğer dönemlerde de artık annenin kilo alması, yeterli protein alımı vesaire bunlarla ilgileniyoruz. Hı hı. Tabii aslında önerimiz şudur. Hamile kalmadan önce bir planla. Kişi işte ben seneye bir hamilelik düşünüyorum, beslenmem şu şekilde, hı hı. uygun mudur değil midir diye bize gelirse en azından çünkü gebelik sürecinde anne hem kendi için fizyolojik gereksinimi karşılamak durumunda hem de bebeği büyütebilmek için gerekli olan besin ögelerini bulundurmak zorunda vücudunda evet. ve aldığı besinlerde. Dolayısıyla bundan önceki süreç çok daha önemli. Gebelik öncesinde eğer bize gelecek olurlarsa biz onların beslenme sistemini düzenliyoruz. Zaten doktorlarımız folik asit vesaire tedavilerine başlıyorlar. Demir eksikliği, D vitamin eksikliği varsa bunları yerine konuluyor. O süreçten sonra hamilelik başlaması daha sağlıklı. Hı hı. Hamilelik süreci başladıktan sonra ise hangi haftada olursa olsun fark etmez. Her zaman kârdadır eğer beslenmeyi düzene sokabiliyorsa. Bizler devreye giriyoruz. Tabii ki ilk baktığımız konu yeterli protein alımı mevcut mu hmm. beslenmesinde? Demir eksikliğine var mı? Bunu nasıl tedavi edebiliriz? Meyve sebze tüketimi, posa tüketimi nasıl? Bunun yanı sıra herhangi bir şikayeti var mı? Mesela bulantı veya kusma gibi durumlarda nasıl bir beslenme sistemi uygulamalıyız? Genelde gebelerde çok rastladığımız konstipasyon problemleri çok yüksek oluyor. Evet. Bu durumda yani kabızlık durumlarında nasıl bir beslenme programıyla tedavi edebiliriz? 24-28. Haftalarda gebelik diyabeti, gestasyonel diyabet dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. Bu tip durumlarda nasıl bir beslenme tedavisi uygulanır? Tek tek bunlara bakarak gidiyoruz. Yani aslında yine de gebelik takibi kişiye özel. Alınacak kilolar yine ayda 1-1,5 üzerinde, 1-1,5 kiloydu. Fakat son dönemde artık obezse 9 aylık sürede 5-9 kilo civarında aldırttırıyoruz. Oh. Yani çok az. Evet. Şişmansa, hafif şişman konumundaysa 7-11,5 arasında. Eğer normal bir gebeyse 11,5-16 civarına kadar çıkarabiliyoruz. Tabii riskli gebelikler dediğimiz bir grup var. 18 yaş altında hamile kalabiliyorlar. 35 yaş üstü olabiliyor. Maalesef. Çok sık doğum yapmıştır. İşte 3 doğumdan fazladır ya da doğum aralığı çok kısadır. Depoları nasıldır? Hani tek tek kişiye göre beslenme programlarını ayarlamamız değişim gerekiyor. Gösterecek. Evet. Bunun birazdan detaylarına gireceğiz. Nasıl evet. beslenme programları olduğuna dair. Ve tabii ki bugün güzel bir Akdeniz adası. Akdeniz'in yanlış hatırlamıyorsam 5. büyük adası değil mi? Evet, Akdeniz'in 5. Evet. Yunanistan'ın en büyük adası. En büyük adası. Girit'e çok güzel bir yolculuk yapacağız. Bu yolculukta bize rehberlik edecek olan da Atilla Şükrü Nilgün. Onun gözünden bugün güzel bir Girit söyleşisi yapacağız. Evet. Atilla Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle Atilla Bey'i tanıyalım. Evet. Ben 1964 Münih, Almanya doğumluyum. Çocukluğum İstanbul'da geçti. Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'le aynı okuldan Vefa Lisesi'ndenim. Harika. Harika. Marmara Üniversitesi 85 mezunuyum.
1987 yılından beri turizmin içindeyim. Yani 30 yılın üstünde Türkiye'de rehberlik yapmaktayım. Türkiye'nin bütün bölgelerinde, yani bunda Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege, aklınıza neresi geliyorsa. Her yere hakimiz diyorsunuz. Şehir şehir, sokak sokak. Almanca ekolünden rehberlik yapıyorum. Evet. Turistlerimizi 30 yıldır yoldayız. Aynı zamanda Antalya Rehberler Odası ARO'nun yönetim kurulu üyesiyim. Çeşitli eğitim seminerlerinde görev alıyorum. Protokol rehberliği yapıyorum. Son birkaç senedir de yurt dışı destinasyonlarda yine Alman turistlerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu destinasyonlardan bir tanesi de Girit şu an. Evet. Harika. Zaten 5 Ocak tarihinde ATSO konferans salonunda da değil mi? Bu, evet. Bu konuyla ilgili güzel bir söyleşimiz olacak. Evet, doğrudur. 5 Ocak saat 3'te. Katılımlar rehber ağırlıklı olacak ama herkes davetlidir. Evet. Mitoloji, tarih, arkeoloji ağırlıklı. Güzel diya ve rekonstrüksiyon filmlerimizle tamamlayacağımız güzel bir söyleşi yapacağız inşallah. Evet. Harika. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Asıcığım. Ne yapalım? İsmen biliyoruz. Cismen nerede olduğunu da biliyoruz. Ama nasıl bir güzelliğe sahip Girit? Girit hakkında konuşmadan güzel bir Girit tanıtımını şimdi sizlerle baş başa bırakıyoruz. Welcome to Crete, the largest island in Greece, the fifth largest in the Mediterranean. Here, just a century ago, the Minoan civilization was brought to light, amazing the world with its brilliancy and sophistication. A dramatic landscape of towering mountains gashed by deep gorges, result of the clash between the European and African plates. Like a charging bull straddling the Cretan and Libyan seas, where Europe, Asia, and Africa come together. With its well-watered valleys and coastal plains and its mild climate. An outstanding role in Greece's modern history, providing some of its most famous writers, musicians, and politicians. The place where mythology says the king of the gods was born, raised, and even died. Cretan Zeus, the god of hospitality. The prefecture of Heraklion is the biggest and most densely inhabited of the four prefectures of Crete, and one of the most touristically developed areas of Greece, served by the largest and busiest air and seaports on the island. The city of Heraklion has been inhabited since the Neolithic period. Wave after wave of invasion swept over it. Arabs, Byzantines, Venetians. Evet, Girit'i az da olsa görmeye çalıştık ama bu görüntüler kifayetsiz kalır. Çünkü Girit'in o kadar çok güzellikleri var ki, evet. Görülmesi, bilinmesi gereken değerleri var ki, işte bugün programımızda detaylı olarak bunları sizlere aktarmaya çalışacağız diyoruz.
Evet, Girit deyince şey aklıma geliyor. Girit'in yemekleri ya, aklıma geliyor. Ya, benim arkadaşım da var Girit'le. Evet. Allah'ım o zeytinyağlılar. Hele o mezeler. Akıyor. Türkiye'de birçok bilinmeyen mezesi vardır. Harikadır. Yemekleri hep zeytinyağlıdır. Zeytinyağı harika. Girmeden yani yemek yoktur hatta neredeyse. Kesinlikle. Bütün yemekler zeytinyağlıdır. Evet. Çok birazdan güzel. Detaylara gireceğiz. Tabii biraz ki. Merak uyandıralım Girit'e dair ama daha öncesinde sağlık diyelim. Estetik diyelim, güzellik diyelim ve sözü Aslı'ya bırakalım. Çok mersi Berk'cim. Bahadır Bey, şimdi güzellik her kadının istediği bir şey. Yaşlanmayayım, hep güzel kalayım falan ama zaman ilerliyor, yaş geçiyor. Tabii vücutta da olur olmaz yüzde deformasyonlar oluşuyor. Yer çekimine yenik düşüyoruz yani maalesef. Bir şekilde. İlk önce... Zamanla karşı koyamıyoruz. Zamanla karşı... Erkekler de aynı. Vallahi koyamıyoruz maalesef. Hepimizin bir sorunu artık. Tabii ki canım yani. Ama kendine bakmak en güzeli bence. Kesinlikle. Bakımlı olmak en güzeli. Ben seviyorum arkadaş. Bakımlı kadını seviyorum yani. Kaç yaşında olursa olsun yaptıracak. Estetik de yaptıracak. Her şey yapılacak. Bakacak da kendini. Her şey olacak yani. Ben ilk önce rinoplasti nedir? Hemen onunla başlamak istiyorum. Rinoplasti estetik burun ameliyatıdır. Şekil bozukluğu olan burunları... Biz hastanın isteği doğrultusunda ve bizim de uygun gördüğümüz koşullarda şeklini değiştirmek ve daha güzel, yüzüne daha yakışır hale getirmek amacıyla yaptığımız ameliyattır. Bu rinoplasti, burun estetiği bizim yaptığımız estetik ameliyatların arasında en çok yaptığımız ameliyatlardan bir tanesidir. Son zamanlarda özellikle çok talep arttı. Aynen öyle. Eskiden... Bundan yıllar önce estetik ameliyatlar bir tabu olarak görünüyordu. Artık öyle bir şey yok. Artık kadına, bir ihtiyaç değil. Kadına, erkeği her türlü yani toplumun her kesiminden bu ameliyat için çok başvuru alıyoruz. Ve en çok yaptığımız ameliyatlardan bir tanesi dediğim gibi. Ve çok keyifle de yapıyoruz açıkçası. Korku da kalmadı herhalde. İnsanlarda önce bir burun ameliyatı deyince önceden bir korku vardı. O da kalmadı değil mi hocam şimdi? Herkes yani eskiden çok bilinmeyeni vardı. Artık son günlerde sosyal medyanın da etkisiyle hani herkes artık bütün ameliyatlar için internet sitelerinden işte sosyal medya hesaplardan birçok bilgiye sahip olabiliyor ve bu korkuları yenebiliyorlar. O yüzden başvuru sayımız ve yaptığımız ameliyat sayımız çok fazla olmaya başladı. Bir de tıp da ilerledi tabii. Kesinlikle. Ona göre oluyor artık ameliyatlar. Evet. Hemen sorularımız gelmeye başladı Aslı'cığım. İlk sorumuzu alalım hocamıza. Merhabalar, ben Ankara'da yaşıyorum. İsmim Pera. Burun esneti operasyonu ağrılı bir süreç midir diye sormuşlar. Burun ameliyatlarında biz ağrı görmeyiz. Ağrı hiç olmaz denecek kadar azdır. Sadece burun ameliyatından sonra burnun içine birer tane tampon yerleştiririz. O yapılan ameliyata göre 2 gün durabilir, 3 gün durabilir veya 1 hafta kadar durabilir. Bu süreçte... Hafif nezle ve gripmiş gibi bir yüzde dolgunluk hissi ve çok hafif bir baş ağrısı yapabilir. Ama burunla ilgili yani burun kesiminde hiçbir ağrı kesinlikle olmaz. O konuda sık sorulan bir soru aslında ama burun ameliyatında hiç ağrı olmaz. Çok iyi. Ben hani mesela görüyorum böyle burun ameliyatı yapanları hani gördüğüm zaman resimlerde diyorum ki morarıyor biraz. Olabiliyor. Evet. Hafif böyle bir şişme oluyor falan. Operasyonla değişiyor aslında. Değişiyor. Operasyonlar operasyonu kişiden kişiye göre yani... Burun dorsum dediğimiz kemik yapıyla ilgili bir değişiklik yapıyorsak kanamamız artıyor ve sonrasında morluk olabiliyor. Ama yaptığımız işlem hemen hemen standart olsa da hani kemik şekillendirme adına kimisinde çok fazla morarma görüyoruz, kimisinde hiç morarma görmüyoruz. Biraz da kişinin kendi yapısına da bağlı oluyor. Metabolik yapıyı da ilgili. Kesinlikle. Tabii, tabii. Aynen öyle. Hocam bana göz kapağı ameliyatı yapmıştı mesela. Evet. O zaman ben sonra... Şekil AB'de zaten başarılı sonuçları görüyoruz. Evet, görüyorsunuz yani. Hocam yaptı. Ellerine sağlık. Çok da memnunum. Harika. Ben o zaman sormuştum. Hocam dedim morarılacak mı, ne olacak? Ya dedi kişiden kişiye değişiyor dedi. Gerçekten de öyle. Benim çok hafif şurada bir morarma oldu. Hafif. Ve hemen geçti yani. Hiç öyle şey olmadı. Evet. Bir sorumuz daha var hocam. Şöyle sorarlar. Burun ameliyatlarında herhangi bir yaş sınırı var mıdır? Varsa bu yaş aralığı minimum ve maksimum nedir? Minimum, şimdi şöyle, kadınlarda, daha doğrusu bayanlarda gelişme 16 yaşında veya 17 yaşında bitiyor diye biliyoruz. Yani öğrendiğimiz bu şekilde ve yüz gelişimi bitiyor olarak kabul ediyoruz. Kızlarda 16-17 yaşından sonra bu ameliyatı yapabiliyoruz. Erkeklerde gelişim biraz daha geç bitiyor. 18 yaşını buluyor. Erkeklerde ise minimum yaş sınırımız 18. Bunun üst sınırı yok.
Yani 50 yaşında, 60 yaşında rinoplasti ameliyatı yaptığımız hastalarımız da oluyor. Evet. Dediğim gibi kızlarda 16, erkeklerde 18 diye kabul edebiliriz. Peki neden böyle bir değişkenlik gösteriyor hocam? İşte kızlarda gelişim erken başlar, erken biter. Erkeklerde geç başlar, geç biter. Evet. Yüz gelişimi için burun çok önemlidir, tam merkezinde yer alır. Erken yaşta rinoplasti ameliyatı yaparsak yüz gelişimi etkilenir. O yüzden o gelişme dönemini tamamen bekliyoruz. Kızlarda 16, erkeklerde 18, ondan sonra dilediğimiz vakitte yapabiliyoruz. Evet. Peki hocam, burun ameliyatından sonra sosyal yaşama ne zaman dönebilir hasta? Şöyle, burun ameliyatından sonra biz burun dışına kemiği şekillendirdik. Burun dışına bir tane atel yerleştiriyoruz. Yani orta bedenin kullandığı alçı gibi. O şekillendirdiğimiz kısmı sabit tutsun diye atel yerleştiriyoruz. O atel cerrahtan cerrahe göre değişiyor. Kimisi 10 gün tutuyor, kimisi 1 hafta tutuyor. Ben 1 hafta tutuyorum. Bu ateli çıkardıktan sonra günlük hayatına dönebilir. Hafif morluklar kalabilir bir hafta sonrasında. Çoğu kişide de bunun %90-95'i geçiyor. Yani kabaca bir hafta 10 gün sonra günlük hayatına dönebiliyorlar. Aa, çok iyi. Çok kısa bir sürede yani. Bence de. Evet. Bence de oldukça kısa bir süreç. Evet. Yakın bir zamanda yakın bir akrabamızda biz de yaşadık mesela aslında böyle bir durum. Burun ameliyatı. Gerçekten çok başarılı bir operasyondu. Ameliyat yapıldı. Hemen arkasından hiç morluk olmadan, hiç bandaj olmadan ve hiç hastanede kalmaya gerek kalmaksızın direkt eve girip her gün işine, hayatına devam etti. Bu kadar artık, değil mi? Bu kadar basit rahat bir operasyon, rahat bir operasyon. Ya aslında basit dememeliyiz. Şöyle, mahiyetine göre değişim gösteriyor. Evet, yani şöyle, aslında günübirlik bir cerrahi değil rinoplasti. Evet. Genel anestezi altında yapıyoruz. Tabii. Hasta tamamen uyuyor, anestezik madde alıyor. 1-1,5 saat kadar sürüyor zaten ameliyat. Genellikle genel anestezi aldığı için bir gün yatırmak istiyoruz biz hastaları. Ama kimisinin hastane fobisi oluyor, hastanede kalmak istemiyorlar. Bu hastaları sabah erken saatte alırsak akşam işte saat 9-10 gibi evlerine gönderebiliyoruz. Ama tercihimiz bir gün hastanede yatırmak. Evet. Evet, buradaki kemiği mi törpülüyorsunuz hocam? Ne yapıyorsunuz? O buruna göre değişiyor. Eğer bir kemer varsa, kemik ve kıkırdaklı bir kemer varsa. İhtiyacın yok sanırım aslında. Yok. Herhangi bir şey. Hocam da sordu zaten. Senin burun estetik mi dedi? Yok dedim, değil dedim. Orijinal dedim yani. Belki benim biraz törpülenmeye gerek olabilir şurada ama sende bir ihtiyaç yok. Evet, senin biraz benim hafif şurada. Hafif, çok hafif var. Ama onu da kötü durmuyor ya. Ama o da olsun ya. Gerek yok bence. Değil mi hocam? Senin yandan bakınca bir şey var mı? Gerek yok. Hiç gerek yok. Süper burnum var belki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün süper gibiyiz de burunlar bile süper. Aynen. O zaman Gonca'mla devam edelim. Çünkü girizgah yapmıştık. Evet. Bugün gebelik sürecinde beslenmeyi, öncesi ve sonrasında beslenmeyi işliyoruz. Biraz önce hangi dönemde gelmeleri gerektiğini söyledik. 5. hafta itibaren gelmeye başlıyorlar size. Evet. Peki sonrasında izleyeceğimiz yol haritası nasıl belirlenecek? Şimdi aslında biz bunu 3 bölüm halinde izliyoruz. İlk 3 aylık, daha sonraki 3 aylık ve sonraki 3 aylık dönem diye ayırıyoruz. İlk 3 aylık dönemdeki genel şikayetlerimiz kişide büyük bir ihtimalle bulantı ve kusma başlayacaktır. 8. hafta itibariyle. Evet. En kötüsü de o yani. Yaşayan sabah kalkıyorsun öğrenerek böyle. Evet, bu tip durumlarda şunu öneriyoruz genelde. Sabah mümkün olduğu kadar yataktan kalkmadan peynir, ekmek gibi bir şey başucunda bulunursa ya da kraker, galeta tarzında birazcık mide bulantısını hafifletecektir. İkinci aşamada öğünde yemek yerken su içmemelerini söylüyoruz. Çünkü bulantıyı arttıracaktır. Bakın, mümkün olduğu kadar öğün aralarında sıvı tüketimine izin veriyoruz. Çok yağlı yiyeceklerden uzak durmaları gerekiyor. Çünkü bu bulantı miktarını arttıracaktır ve bunu şöyle kabul ederlerse hani bu kısa bir dönem, 3 aylık bir süreçten sonra geçecek. Bazı kişilerde geçmeyebiliyor ya da inanılmaz derecede kusmanın yüksek olduğu durumlarda hastane ortamında takip edilmesi gerekiyor. Sıvı ve elektrolit kaybına bağlı. Fakat genelde bizim takip ettiklerimizde hafif bir dönemdir. Zaten ilk 3 aylık süreçte hamile kilo aldırmıyoruz. Çünkü daha sonraki dönemlere bırakıyoruz. Hele ki bir obezite veya hafif kiloluysa ilk 3 aylık süreçte kilo almadan geçirmeyi tercih ediyoruz. Diğer 3 aylık süreç daha rahat bir süreç. Burada zaten kadın doğumcularımız tarafından tetkikler yapılıyor. Herhangi bir problem varsa biz soruyoruz, işte demir eksikliği var. Buna göre ekstradan preparat şeklinde tedavilerine başlıyorlar. Bizim genelde önerdiğimiz bu iki canlısın ye durumu yok. İki canlısın ye değil yani olay. Evet. Sadece bebek için gerekli olan vitamin ve mineralleri, proteini düzgün almak.
Posayı düzgün tüketmek. Ve hamilelikte yaşanılan mesela özellikle 3. ayda karşımıza çok çıkıyor ya da demir kullanımına bağlı olabiliyor. Kabızlık problemlerini ortadan kaldırmaktır. Hamile beslenmesinde en önemli konu protein tüketimidir. Hı hı. Çünkü eksikliğinde albümin globulin dengesi bozulduğu için gebelik zehirlenmesine sebep olabiliyor. Hı. Ödem çok oluşabiliyor vücutta. Evet. İlerleyen dönemde hele ki 35 yaş üstüyse biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hipertansiyona sebep olabiliyor. Gebelikte diyabete neden olabiliyor. Bu tip durumlarda annenin beslenmesi çok çok önemli. Peki nasıl bir beslenme tarzı sergilemeliyiz konusunda da bir es verelim. Evet, nasıl bir beslenme haritası izleyeceğiz? Merak ediyorsanız reklamların hemen ardından sohbetimiz devam edecek ama tabii ki bugün sadece beslenme yok. Estetik var, güzellik var, güzel bir Girit söyleşisi var. Biz varız, ne diyoruz? Daha ne biz olsun? Bizeyiz. Evet. Bizim randevumuzu reklamlardan sonra tekrar takip ediniz diyoruz. Kısacık bir reklam arasından sonra buradayız. Efendim, kısacık bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla biz bize devam ediyor. Ama ilk önce hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyoruz. Alan koduyla beraber 0242 345 45 44 ne oldu? Telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0242 345 45 44 ya da tüm GSM operatörlerinden mesaj servisiyle de bize ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey telefonlarınızın mesaj bölümüne girdikten sonra kanal V yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı ya da sorunuzu yazdıktan sonra 3969'a bize gönderiyorsunuz. Sizlerle programımızın birer parçası oluyorsunuz. Efendim? Telefon konusunda bir hatırlatma daha yapalım istersen. Tabii ki. Yurt dışından bizleri arayacak izleyicilerimiz de telefon numaralarımızın başına sadece +90 ekleyecekler. Türkiye'nin alan kodunu. Yurt dışından da bizi izleyen izleyicilerimiz de bizlere ulaşmış olacaklar diyoruz. Tabii ki. Evet. O zaman hemen neyle devam ediyoruz? Atilla Bey'le Girit'le devam ediyoruz. Evet, Girit gerçekten hem dünya tarihi açısından çok önemli bir noktadadır. Yaşam, kültür olarak. Gerekse yaşadığımız coğrafya olan Avrupa kültürü açısından çok kesinlikle önemli bir noktadadır. Girit'in tanımını yapacak olursak yeri ve önemi nasıl tanımlarız? Şimdi seyircilerimize önce Girit'in konumunu bir daha anlatmakta yarar var. Şimdi Girit, Akdeniz'in aşağı yukarı tüm kıtalara eşit uzaklıkta olan bir bölgesinde. Yani Afrika'ya, Avrupa'ya ve Küçük Asya'ya aşağı yukarı aynı uzaklıkta. Stratejik ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda. Yani evet. Kıbrıs gibi Girit'te yani oraya sahip olan ülkenin ya da kavmin etki alanında olabiliyor ve dolayısıyla da bütün ticaret ve ekonomik yolların otomatikman kendine bağlamış oluyor. Evet. Şimdi Girit Adası 260 kilometre uzunluğunda, en dar yeri 10, en geniş yeri 60 kilometre eninde, 1000 kilometrenin üstünde kıyısı olan bir ada. Ve bugün bizim Avrupa kültürü dediğimiz kültürde medeniyetinin beşiği olarak Girit'i görmekte. Bu çok önemli. Evet. Yani çünkü tarihsel açıdan irdelediğimizde işte Girit'te bir Neolitik dönem 7000 milattan önce 7000'e giden bir Neolitik dönem olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda 3800'den 2800'e kadar daha geç Neolitik dönemi yaşamış. Ve ondan sonra en önemlisi bu Minyon kültürü dediğimiz kültüre sahip bir ada. Minyon kültürü şöyle düşünün, yani büyük sarayların inşa edildiği bir zaman, bu zaman diliminde Avrupa'da insanlar daha ilkel şartlarda yaşıyorlar değil mi? Hani kaba tabirle ağaçlarda, ormanlarda evet, yaşanan bir durum söz konusu. Ve bütün dinsel açıdan bakınca olaya da çok tanrılı
dinlerin egemen olduğu zaman biriminde Girit Adası da bütün bu dinlerin merkezi konumunda. Şöyle ki yani Yunan mitolojisi Avrupa kültürünün de temelini teşkil ediyor ve Yunan mitolojisinin çıkış yeri, doğum yeri Girit. Girit'tir. Yani bu çok önemli. Kısaca şöyle tarif edecek olursak mitolojisi, Yunan mitolojisini bizim bugün kargaşa dediğimiz kaos, her şeyin başlangıcı olarak kabul edilmekte. Kaostan Gaia denen dünya oluşuyor. Gaia iki tane çocuk dünyaya getiriyor. Biri Pontus deniz, biri Uranus gökyüzü. Gaia kendi çocuklarıyla ilişkiye giriyor ve bundan mütevekkil de Titanlar ve Sikloplar oluşuyor. İşte Kronos bunlardan bir tanesi, kendini ilk tanrı olarak ifade ediyor. Ve Kronos eşi Rhea ile beraberliğinden bu bizim bildiğimiz çok meşhur olan işte Poseidon'du, Hades'ti, Hera'ydı, Demeter'di çocuklara sahip oluyor. Fakat Kronos babası Uranos'u babasının erkeklik organını keserek onun ölümüne sebebiyet verdiğinden dolayısıyla mesela Kıbrıs'taki Afrodit'in doğumu da bununla evet. bağlantılıdır. Evet. Uranos demiştir ki sen beni nasıl tahtımdan ettiysen senin çocukların da seni tahtından etsin demiştir. Dolayısıyla mesela Botticelli'nin tablolarındaki çok gördüğümüz bir tema vardır. O da Kronos'un çocuklarını yutması konusudur. Dolayısıyla Kronos bütün çocuklarını yiyerekten bu olayı bertaraf etmeye çalışmıştır. Ve tanrıların tanrısı Zeus, bildiğimiz mitolojideki Zeus'un doğum yeri Girit'tir. Çok Girit'te Lasiti bölgesi var. Lasiti bölgesinde Dikta diye bir dağ silsilesi var. Ve bu dağdaki bir mağarada Rhea Zeus'u da dünyaya getiriyor ve denen o ki çocuğunu, son çocuğunu vermemek için bir taşı bir taşa bez bağlayaraktan Kronos'a vermekte ve Kronos onu yutunca ben bu sorunu çözdüm diye düşünmekte ve Zeus da Girit adasında dünyaya geliyor ve orada büyümeye başlıyor. Evet. Ve mesela Lasiti bölgesinin çoğu köylerinde Kuret ismi çok geçer. Kuret aynı zamanda bizim Efes'teki Pritanion'un önünden Celsus Biblioteğe doğru giden caddenin adıdır. Kuret, evet. Kuretler Caddesi'dir. Aynen. Bu Kuretler'de çocuk ağladıkça gürültüler, patırtılar yaparaktan ağlama sesini yok etmeye çalışmışlar ki Kronos bunu duymasın diye. Zeus daha sonra Phaistos bölgesinin karşı tarafındaki Ida denen bölgede büyüyor, güçleniyor. İda ormanlık alan demektir. Aynı zamanda bizim Kaz Dağları'na da İda Dağları denir. Ve Zeus güçlendikten sonra Olimp Dağı'na çıkar, babasını yener, tüm kardeşlerini kurtarır. Kardeşlerinden biri olan Hera'yla evlenir. Evet. Ve Girit Adası'nı da kendine baş tacı eder. Ve bütün Zeus'un ve Yunan mitolojisindeki aşağı yukarı ve Avrupa'nın oluşumuna da neden olan tüm olayların büyük bir kısmı Girit'te meydana geliyor. Hemen Avrupa konusuna da geleyim. Aslında Avrupa kıtasına Avrupa ismini veren Avrupa, Finike kralının kızının adıdır. Evet. Bu Europa yani. Europa, evet. Evet. Zeus baş tanrı. Çeşitli kılıklara girmekte ve sonuca ulaşmakta. İşte anlatılan mesela Girit'teki büyük kültlerden biri de boğa kültüdür. Ve Zeus boğa kılığında Finike'nin kıyı bölgesi olan Tiros'a gider ve orada çiçek toplamakta olan Finike kralının kızı Europa'yı kaçırır. Europa'yı kaçırır. Boynuzlarına tutunan Europa'yı nereye kaçırır? Girit'e kaçırır. Evet. Girit'te güney tarafında yani Libya denizine bakan bölümde büyük bir güzel bir kumsal var. Oraya çıkarır. Oradan da Gortis denen daha sonra yine konuyla ilgili Gortis'le ilgili konuşma yapacağım. Hı hı. Orada
şu anda hala hazırda olan büyük bir ağacın, çınarın altında Avrupa ile ilişkiye girer. Ve bu ilişkiden dolayı mütevekkil 3 tane çocukları olur. Bunlardan bir tanesinin adı Minos'tur. Diğerinin adı Rademantis, üçüncüsünün adı da Sarpedon'dur. Evet. Bu 3 tane çocuk Girit mitolojisinde ve Girit tarihinde önemli bir konuma sahip ve Minos denen Minos uygarlığının kurucusu oluyor. Hı hı. Ve Knossos dediğimiz baş şehri kuruyor. Evet. Radimantis denen Phaistos'u kuruyor ve Sarpedon denen de Malya şehrini kuruyor. Ve bu meşhur Minos uygarlığı Minos'la vücut buluyor. Knossos'u kazan İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans kazı yaptığı zamanlarda köken olaraktan Minyonların kesinlikle Mısır'dan geldiği konusunda ifadelerde bulunuyor. Evet. Fakat 1983 yılında Amerikalı araştırmacıların kemik iskeletleri üzerinde yapmış olduğu araştırmalar kesinlikle Mısır kökenli olmadığı, Küçük Asya kökenli, yani bizim topraklarımızdan gidenlerin asıl insan topluluğunu oluşturduğu yönünde bize kesin, hocam daha iyi bilir, mitokondriyal bulgularla bunun kesin kesinlikle ifade etmişlerdi. Yani sonuçta evet. Minyonlar Küçük Asya tarafından gelmiş göçmüş veya Finike tarafından denizci toplumlar diyeyim. Evet. Peki hocam, Homeros'ta Girit için 100 şehirle adı denir. Bunun nedeni nedir? Şimdi Homeros biliyorsun 8. yüzyılda İzmir veya Simirna civarında yaşamış olduğu söylenen bir şair, yazar. Arı eskiden beri Hititlerde de aynı şekilde, Minyonlerde de bolluğun, bereketin sembolüdür. Ve mesela şeyde de Heraklion Arkeoloji Müzesi'nde de Malya, yani Sarpedon'un kurmuş olduğu şehirde bulunan milattan önce 1450 tarihli bir diadem var. Bir arı diademi ve bal taşıyan. Yani arı, bal aynı zamanda Artemis'in de sembollerinden biridir. Doğanın, çiçeklerin, tabiatın döllenmesi babında bolluk ve bereketi sembolize ettiği için her daim çok önemli bir konumda olmuştur. Girit'te Eleftherna Müzesi isminde bir müze var. Eleftherna şehrinin kazı bulgularının sergilendiği. Sadece o şehrin bulgularını sergi eden bir müze. O açıdan çok önemli ve orada da yine altın işlemeler bölümünde bu bahsetmiş olduğunuz arı çeşitli şekillerde bolluk, bereket ifade eder şekilde betimlenmiştir. Yani. Evet, evet. Evet. Çok önemli konulara değiniyoruz. Evet. Girit'i tanıyoruz, güzelliklerini, tarihini öğreniyoruz. Ama tabii ki bu arada sağlığı da ihmal etmiyoruz. İhmal etmeyin tabii. Hem Adile Bey'i biraz dinlenmiş olalım. Değil mi? Kesinlikle. Biraz Girit'i tanıyoruz, bakalım biraz şöyle da burnumuz, güzelleşelim. Yüzümüz tabii. Nasıl olacak, ne yapılacak? Aynen. Hadi bakalım, saz sende. Saz bende. Saz aldım elime, çalacağım şimdi. Hocam, rinoplasti nedir dedik. Burun ameliyatından sonra ne zaman sosyal yaşama dönebiliriz? Bunu da konuştuk. Peki, burun ameliyatında açık teknik mi iyidir, kapalı teknik mi iyidir? Önemli. Hasta hangisini seçmeli? Şimdi şöyle, hasta cerrahını ararken işte kapalı teknik mi yapıyor? O iyiymiş. Evet, bunu tercih etmeliyim. İşte açık teknik mi yapıyormuş? Bu iyi. İşte bunu tercih edeyim diye bir şeye, ikileme girmesine gerek yok. Burun ameliyatları ilk yapılmaya başlandığı zaman kapalı teknikle yapılıyordu. Kapalı teknikle yapılırken kapalı teknik biraz daha zor bir tekniktir. Ve şekillendirirken biraz daha
cerrahi oran bir tekniktir. Daha sonra bu negatif etkilerden dolayı açık tekniğe dönülmüştür. Açık teknikte sadece fark burun ucunda, burun dudak bileşkesinde V şeklinde veya ters V şeklinde cerrahın tercihine bağlı bir iz olur. Bu iz ilk 10 gün, 20 gün veya 1 ay kendisini belli eder. Daha sonra 3-4 aylık sonraki dönemde hiç kimse sizin açık teknik veya kapalı teknikte ameliyat olduğunuzu ayırt edemez. Açık tekniğin şöyle bir avantajı vardır. Kapalı şeyi, burun derisini tamamen kaldırırsınız. Bütün anatomi önünüzdedir. Bütün deformiteleri görürsünüz. Düzeltme işlemlerini çok rahat bir şekilde yaparsınız. Daha sonra cildi kapatırsınız. Kapalı teknik de eskiden dediğim gibi şekillendirmeyi çok istediğimiz gibi yapamıyorduk. Ancak yeni gelişen tekniklerle kapalı teknikte de açık teknikte yapabildiğimiz manipülasyonları yapabiliyoruz. Ama şöyle, ben mesela ihtisası alırken açık teknik ekolünden geliyorum. Çoğunlukla açık teknik yapıyorum. Bunun hiçbir dezavantajını görmüyorum. Tüm anatomi önümde oluyor. İstediğim düzeltmeleri yapıyorum. Daha sonra kapatıyorum. Dediğim gibi bunun tek dezavantajı burun dudak bileşkesindeki izdir. O da ameliyattan 3-4 ay sonra zaten belli olmaz. Ben de burun ameliyatı oldum. Hani hiç kimse gelip burnumu görüp işte ya sen ameliyat mı oldun demiyorlar. Bu iz hiç belli olmuyor. Dediğim gibi yani burun ameliyatını düşünen insanlar kapalı veya açık tekniği çok sorgulamasınlar. Cerrah kendi tekniğini seçer. Kapalı da iyiyse, iyi sonuçlar alıyorsa kapalı teknik onun için iyidir. Açık teknikte yapan ve sonuçları iyi olan cerrah varsa o zaten iyidir. Yani açık veya kapalı diye bir tercihte hastalar bulunmasınlar diye öneririm. Peki hocam, burun ameliyatında risk var mı? Riskler varsa neler? Burun ameliyatı sonuçta bir ameliyat. Genel ciddi anestezi ameliyat alınıyor. Evet, ciddi bir ameliyat. Evet. Genel anestezi alınıyor. Genel anestezi zaten başlı başına bir komplikasyon riskidir. Ama onun dışında çok ciddi komplikasyonlar görmüyoruz. Ameliyat sonrasında işte burun eğriliği, burun düşmesi, işte burun doğrusu mu dediğimiz yapıda düzensizlikler vesaire olabilmekte. Evet. Bu işin doğasında var. Sonuçta organik bir yapıya sahibiz. Burunda organik bir yapı. Biz istediğimiz gibi şekillendirip bıraksak dahi ameliyat sonrasında oluşabilecek kanamalar, ödemler, iyileşme problemleri olabiliyor. Ve şöyle söyleyeyim, bizim kitaplarımızda yazan oran %5 ile 10 arasında burun revizyona gider. Bunu hani dünyanın en iyi cerrahı yapsa dahi böyle bir risk mevcuttur. Onun dışında dediğim gibi yani bu ameliyat olduğu için, genelsiz alındığı için tabii ki kendine az problemler olabilir ama şekil değişikliği anlamında dediğim gibi %5 bir şekil bozukluğu kalabilmekte. Ben başa gelmek istiyorum aslında. Sözünü kesiyorum ama. Hastamız geldi size. Ne şekilde ihtiyacı olduğunu nasıl belirliyorsunuz? Mesela kendisi belki bir şey istiyor sizden ama o istediği şey onun için uygun değil. Bu belirleme süreci nasıl oluyor? Hasta bizim polikliniğimize geldiğinde şikayetini soruyorum. Kendisi işte burnumun şeklinden uygun şey değilim, mutlu değilim. Değiştirmesini istiyorum diyor. Ben de kendisine diyorum ki nesinden memnun değilsiniz. Nasıl bir değişiklik istiyorsunuz? İşte kimisinin kemeri oluyor, kimisinin burun ucu geniş oluyor, kimisinin burun ucu düşük oluyor. Kendi şikayetlerini söylüyorlar ve taleplerini soruyorum. Nasıl bir şey istiyorsunuz diye. Kimisi işte burası düz olsun diyor, kimisi kaydırak gibi işte kavisli olsun istiyor. Birisi, kimisi diyor ki doğal olsun, kimisi diyor işte çok kalkık olsun, ben estetik ameliyat olduğum belli olsun diyor. Karşılıklı konuşarak ben de diyorum ki sizin burnunuz buna müsait değil veya işte düz olması daha iyi olur yüz hatlarına göre. Burun işte çok kalkık olsun biz istemeyiz plastik cerrahlar olarak. Evet. Biz doğal olsun isteriz. Burun doğrusu mu dediğimiz yapı düz olsun isteriz. Bayanlarda burun ucu, burun dudak açısı 100-105 derece olsun isteriz. Ve bir miktar doğrusun dediğimiz yani burun sırtından 1-2 milimetre daha yukarıda olsun isteriz. Bu şekilde yapılan burunlar doğal burunlardır. Erkeklerde ise burun sırtı düz. Burun dudak açısı 90-95 derece olacak şekilde yapmak isteriz. Ancak hastanın beklentisine göre yaptığımız ameliyatlar değişebiliyor. Eğer çok farklı talepler varsa ve kendisine uygun değilse bunu kendisine anlatıyoruz tabii ki. Peki hocam, en çok bayanlardan mı talep var, erkeklerden mi bunun ameliyatı için? Yani geçmiş yıllarda çoğunlukla bayan hastalarımız vardı ama şu an erkek
Hastalarda da çok ağırlık talep arttı ama ağırlık yine bayanlarda. Ağırlık yine bayanlarda. Aslı'cığım bir sorumuz var hemen Bahadır Bey'e. Tabii hemen soralım. Burun ameliyatı olmayı düşünüyorum ama burun ameliyatından sonra burun akıntısının değiştiğine dair bir söylenti duydum. Bu doğru mudur? Ayrıca sigara kullanıyorum. Estetik ameliyattan sonra, burun operasyonundan sonra demişler. Sigara içmenin bir negatif etkisi var mıdır? Devam etmenin negatif etkisi var mıdır diye soruyorlar. Şöyle, biz hasta polikliniğe geldiği zaman burundan nefes alma problemi var mı yok onu mutlaka sorguluyoruz. Hı-hı. Ve ona yönelik muayenemizi yapıyoruz. Eğer burun içinde de eğrilik varsa, burun içi etlerinde büyüme varsa ameliyat esnasında onlara da müdahale ediyoruz. Evet. Ama burun ameliyatlarından sonra illa burun akıntısı olacak veya olmayacak, tamamen kesilecek diye bir şey yok. Çünkü burnun fonksiyonel problemleri içinde alerjik problemler, hı hı, çok sık rastladığımız, özellikle Antalya'da çok sık rastladığımız bir problem. Alerji tedavisi almazsa, alerji hastalığı varsa bu akıntı devam edebilir tabii ki. Peki değişik şekilde devam edebiliyor değişik mu? Değişik şekilde herhangi bir, bir negatif aynı problem olmaz. Aynı şekilde devam eder. Yani burun ameliyatının negatif yönde bir etkisi olmaz akıntıya. Öyle söyleyeyim. Peki sigara konusunda? Sigara konusu, sigara içmemesini, yani bütün ameliyatlarda sigara içilmemesini, zaten normal hayatta da tabii sigara içilmemesini tavsiye ediyoruz. Tasvip etmiyoruz zaten bunu. Hem burun ameliyatı, bizim yaptığımız bütün ameliyatlarda sigarayı mutlaka ameliyattan önce içiyorsa bırakmasını tavsiye ediyoruz. Ve ameliyattan sonra da hiç hayatında sigara içmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü sigara yara iyileşmesini gerçekten çok kötü etkiliyor. Doğru. Kan dolaşımını kısıtladığı için iyileşmeyi çok fazla etkiliyor. Biz içerisini şekillendirsek de hem kemik hem kıkırdak iyileşmesini, yumuşak doku iyileşmesini negatif yönde etkilediği için şekil bozukluğu yaratma riski artıyor ve açık ameliyat yapıldığı zaman burun ucundaki izin daha fazla kalma riski artıyor. Evet, peki bir şey daha sormak istiyorum Berk'cim. Sazı verdin ya elime. Verdim vallahi, ben bırakmıyorsun. Ben dıngır dıngır çalıyorum şu anda. Hocam peki bir yerde okumuştum ben de. Şey diyorlar, ameliyattan sonra burundan nefes alma biraz hani bir süre zor oluyormuş. Bu doğru daha mu? Güç. Daha güç, evet. Şöyle. Doğru mu bu? Şimdi doğruluk payı nedir elimiz yani? Elimiz veya kolumuz herhangi bir santimetrelik kesildi diyelim. O normalde bir hafta 10 günde iyileşiyor diye düşünüyoruz. Evet. Ancak içerideki iyileşme 6 ay devam eder. 6 ayla 1 sene devam eder. Islak olduğu için mi orası? Yok, ıslaklık değil. Bu genel iyileşme dönemidir. Hmm. Burunda da aynı şekildedir. Biz burun atelini bir hafta sonra çıkartıyoruz. Burun zaten ameliyat olduğundan dolayı ödemli oluyor. Burunun şeklinin oturması 6 ayla 1 sene buluyor. Yani iyileşme dönemiyle paralel olarak devam ediyor. Burun içi de aynı şekilde. Biz burun içindeki erikleri düzeltsek de, etleri küçültsek de burun içindeki iyileşme de 6 ay devam eder. İlk 1,5-2 ayda çoğunlukla iyileşir ama kalan sürede de sıkıntılar olabilir. Hı hı. 6 ayla 1 senede bu sıkıntıların çoğu geçmiş olacak. İlk dönemde sıkıntılar olma ihtimali var. İyileşme dönemi demişken aklıma bir soru geldi, onu belirtmek istiyorum. Peki bu iyileşme döneminde kortizon veriyor muyuz hastalara? Hayır, kesinlikle herhangi bir şekilde kortizon vermiyoruz. Yani bu süreçte kortizon yok değil mi? Sadece burun tamponu çıkartıldıktan sonra burun içi temizliği dediğimiz bir temizlik tarif ediyoruz. Onun için herhangi medikal bir tedavi önemli. O tampon çıkarken acıyor mu peki hocam? Olan olur bazen hep acıma. Eskiden sadece gazlı bez ve uzunca gazlı bezler konulurmuş. Evet. Artık bunlar konulmuyor. Değişik teknolojilerle üretilmiş tamponlar var. Hmm. Çıkartırken acısız olmuyor. Sadece burundan böyle yani yabancı madde çıkartıldığı için garip bir his oluyor. Hı hı. Onun için ağrı sızı vesaire olmuyor. Evet. Ha, süper olsun. Harika. O kadar kolaylaşmış teknoloji, ilerlemiş. Yani. Neden kullanmıyoruz? Gidin gidin niye yaptırın. Değil mi? Gidin gidin yaptırın. Biz sohbete vardık ama yine bir reklam arası. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Ne çabuk ya. Zamanı biz nasıl geçiriyoruz fark etmiyoruz. Eminim sizler de ekranların karşısında aynı heyecanı ve aynı geçişi yaşıyorsunuz diye tahmin ediyoruz. Evet, burun estetiği ve yüz estetiği hakkında konuşuyoruz. Bir taraftan da özellikle hamilelik sürecinde beslenmeyi konuşuyoruz. Evet. Diğer taraftan da Girit kültürünü tanıyoruz geçmişten günümüze. Bunlara küçük bir es verirken şimdi reklamlarımızı izliyoruz. Azıcık. Reklamların hemen ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Kanal ve ekranlarında Biz Bize programındasınız ve birbirinden değerli konuklarımızla birbirinden güzel konularımızı işlemeye devam ediyoruz. Evet, hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım. Hemen hatırlatalım.
son şeye girmeden önce. Son saate mi? Saate, evet diyemedim. Evet. Saate bakıyorum nerede diye. Son çünkü olmadan hemen bir telefon numaralarını hatırlatalım. Alan koduyla beraber 0242 345 45 44 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, alan koduyla birlikte 0242 345 45 44 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da tüm GSM operatörlerinden mesaj servisiyle de bizlere ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey mesaj bölümüne girdikten sonra Kanal V yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı ya da sorunuzu yazdıktan sonra 3969'a bize. Biz bizeye gönderiyorsunuz ve sizler de konuklarımızla bizim de birlikteliği sağlamış oluyorsunuz diyoruz. Evet. Hemen devam ediyoruz konuyla. Gonca Hanım'la devam edelim Berk'cim. İlk çeyreğin sonunda bir beslenme demiştik. Orada kalmıştık. Orada kalmıştık. Kaldığımız yerden bence devam edelim. Beslenme alışkanlığı nasıl olacak gebelik döneminde? Gebelikte. Evet. Eğer mide bulantısı, kusma varsa dedik, sabah yataktan kalkmadan galeta, peynir tarzında bir şeyleri alalım ve hemen kahvaltıya oturmayalım. Evet. Bir yaklaşık 20-25 dakika sonra kahvaltı öneriyoruz. Bir kayıntı mı yapacağız onunla birlikte? Evet, aynen öyle. Ve yemeklerinle birlikte sıvı alımını engelliyoruz. Eğer hiçbir problemimiz yoksa zaten direkt kahvaltımızda proteine dikkat etmemiz gerekiyor. Örnek protein yumurtadır. Muhakkak yumurtayı gebe hamile beslenmesinde kullanıyoruz. Omlet olabilir, haşlama olabilir, menemen olabilir. Yanında peynirimiz mevcut. Ceviz tüketimini istiyoruz. Peki hep sorarlar, hiç reçel, bal, pekmez yemeyecek miyiz diye. Yani, değil mi? Bunları kilo durumlarına göre miktar ayarlamasını yapıyoruz. Yine ekmeklerimizi beyaz ekmek dışında tam buğday, tam tahıllı öneriyoruz. Hem tok tutması için hem de biliyorsunuz beyaz ekmeğin glisemik indeksi çok yüksek. Evet. Çok hızlı kan şekerini yükseltip düşürdüğü için. Miktar ayarlamasını kişinin kilosuna göre. Alması gereken rakamları daha önce vermiştik. İşte obezse bütün hamilelik boyunca 5-9. Hafif kiloluysa 7-11,5, normal civardaysa 11-16 civarına kadar aldırıyoruz. Eğer çok düşük doğum ağırlığındaysa, çok küçük kiloyla, düşük kiloyla hamileliğe girdiyse daha yüksek kilolar aldırıyoruz ki emziklilik içinde bir depo yağ gerekiyor çünkü. Kahvaltı saatine göre ara öğün veriyoruz. Eğer çok geç saatte bir kahvaltıysa ara öğün vermeyebiliyoruz. Ara öğün olarak genelde atıştırmalık meyve, çiğ fındık, badem uygundur. Muhakkak bir öğünde protein, hayvansal protein veriyoruz. Nedir bunlar? Özellikle balık tüketimine ağırlık verilmesini istiyoruz omega 3 açısından. Balık, köfte, kuşbaşı etten soteler olabilir, bakliyat olabilir, köy tavuğu olabilir. Bunun yanında muhakkak salata, işte limonlu, zeytinyağlı, elma sirkeli. Yanında ekmek yine kişiye göre ayarlanıyor. Pilav, makarna grubunu yine kalorisini kilosuna göre ayarlıyoruz. Öğleden sonraki saatte muhakkak ben sandviç tarzı bir şeyler vermeyi tercih ediyorum. Ya da işte yoğurt, yulaf gibi, süt, meyve gibi. Eğer bir öğün et yenilirse diğer öğün sebze tüketimini istiyoruz. Çünkü kabızlık çok yüksek oluyor, konstipasyon problemleri. Sebzemizi veriyoruz. Yanında çorbamız, yoğurdumuz, ekmeğimiz. Gece de yine süt, meyve. Sıvı tüketimi çok önemli. Çay, kahve tüketimine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tekrar söylediğimiz gibi kan hacmi arttığı için demir eksikliği çok gözüküyor. Hani günlük maksimum 2 fincan, içilmemesini tercih ediyoruz ama 2 fincan kahve. Onu da yemeklerden ortalama 1 saat sonra, 1-1,5 saat sonra önerebiliyoruz. Hamilelik döneminde yalnız şöyle bir şey duydum Gonca Hanım. Türk kahvesi mesela iyi geliyormuş. Doğru mu acaba? Diye duydum. Doğru mu? Kurafeler mi yoksa? Yani şöyle söyleyeyim. Kahveyi günde bir fincan yemek aralarında öneriyoruz. Ona kalırsa şey alkol kılısında da öyle söyleniyor ama çok önerdiğimiz sigara, alkol, kahve çok önerdiğimiz içecekler değil. Gazlı içeceklerden uzak durulması gerekiyor. Gazlı, su ve ayran. Gazlı içecekler, soda da faydalı dediler. Ama şimdi eğer ödem gibi bir riskimiz varsa, tansiyon gibi bir riskimiz varsa bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Hani soda da neticede sodyum mevcut. Hani bunu dediğim gibi hani burada evet öneriyoruz ya da önermiyoruz gibi bir şey söyleyemiyoruz. Mesela hamile çok sıcak ortamda çalışıyordur. Terleme çok yüksektir. Soda tabii ki de veriyoruz sade olmak kaydıyla. Bunların hepsini kişiye göre ayarlamakta fayda var. Hareket muhakkak istiyoruz. Tabii ki riskli gebelik grubunda değilse hani doktoruna danışaraktan bir yarım saatlik günlük yürüyüşler, yarım saat 40 dakika kişi kendisini yormadan.
Pilates önerebiliyoruz. Doktorlar önerdiği sürece 17-18. haftadan sonra genelde öneri geliyor. Hı hı. Hamile pilatesleri. Hı hı. Bunun dışında zaten ilk 3 ay kilo aldırılmaması iyidir. Genelde kilo alımı 6. aydan sonra olması gerekiyor. Çünkü çocuğun asıl büyüdüğü aylar bu aylardır. Hı hı. Yine dikkat edilmesi gereken konu da şu. Boş enerji kaynaklarıyla kilo alımı değil. Yani bu ne demektir? Tatlıyla, pirinçle, makarnayla, böreklerle değil de doğru hani kaliteli besinlerle kilo alımı bebeğin ilerisindeki hayatı için çok çok önemlidir. Doğum sonrası için. Çünkü eğer anne yüksek bir kilo alımı varsa, çocukta düşük doğum ağırlıklı, prematüre çocuk, hani şekere, tansiyona, gebelik zehirlenmesine bağlı, Allah korusun ölü doğumlar vesaire oluyor. Dolayısıyla hani çok annelerin iki canlısını ye, özellikle kayınvalide kendi annelerin gazına gelmeden. Onu diyecektim. Ye yavrum, ye kuzum, al börek yaptım sana. Al enerji sana kek olsun, vitamin olsun. Çocuk aç ama kalmasın. Aç kalma, çocuk aç kalmasın. Mümkün olduğu kadar onları biz planlayarak, hatta biz ilk diyet programlarımızda, hamile beslenmesi programlarında mümkünse özellikle kayınvalideleri çağırıyoruz. Kendi anneleri neyse bir türlü ikna ediyorlar da. Evet. Diyoruz işte bak ablacığım, teyzeciğim, bak yumurta verdim, bak burada balık da var, bak ceviz de var, meyve de var, bak ot da var. Hani süt, yoğurt günlük 3 bardak da mevcut şeklinde. Öncelikle bir eşleri ve kayınvalideleri. Çünkü eşler çocuk konusunda biliyorsunuz birazcık daha titiz oluyor. Evet. Hamile hele kalınca bir de ilk çocuksa. Allah. Fena. Babaları ve kayınvalideleri ikna ettikten sonra anneler de yolumuza devam ediyor. Peki, annelerin de şöyle bir sorunu var aslında. Hani böyle normal acıkmanın yanı sıra ekstra acıkmalar olmaya başlıyor. Farklı şeyler istemeler. Belki artık çekilmezlik noktasına gelebilecek noktalara gelebiliyor. Değil mi? Sakın evet. Şey yapmayın. Hani gecenin bir yarısı değil canım mi? Şunu çekti bunu çektiler yok. Değil mi? Bunlar yok değil mi? Kötü mü söyledim? Nazlarınızı elinizden aldım galiba. Ama şey vardır mesela son yıllardaki çalışmalarda. İşte anne kuru yemiş ağırlıklı beslenmek istiyorsa ya da kırmızı et ağırlıklı beslenmek istiyorsa. Hani böyle bir istek vardır ya. Bu aslında fetusla ilgili olduğu, yani neye ihtiyacı varsa vücudun ona ağırlık verildiğiyle ilgili ciddi çalışmalar var. Hmm. Ama tabii ki bu işte canım da bir şöbiyet istedi falan kısmı değil. Hani o genelde böyle ettir, tavuktur, balıktır, meyvedir. Mesela bir dönem çok takip ediyorum gelen üyelerimden, danışanlarımdan nar. Bir ay boyunca nar yedi kadın. Allah Allah. Geçen geldiğinde sordum nasıl gidiyor nar falan dedim. Hey istemiyorum falan. Artık doyum noktasına ulaştım. Dedim ya A vitamini falan eksikti herhalde o dönemdeki bununla bir tamamladı. Evet. Hani bu tarz şeylerle karşılaştım. Benim mesela hamileyken canım inanılmaz derecede ne çekti biliyor musun? Ne çekti? Midye. O da güzel. Aşerdim. O da güzel. Midyeyi aşerdim. Eşim o zaman aldı geldi böyle bir İşte ne kadar doğru torba. Bunlar. İşte şey var. Hepsini yedim ya. Hepsini yedim ya. Sana. Ciddi söylüyorum. İnanmıyorum sana. Var ya adam şöyle hepsini bir tane eline vurdum ya. Bırak dedim onlar benim. Şimdi hamile beslenmelerinde aslında şeyde omega 3'e çok dikkat ediyoruz. Biz özellikle 6. aydan sonraki gereksinim çok yüksek. Preparat tarzında doktorlar önerebiliyor. Onların takibini yapıyoruz. Ama biz daha hamilenin ilk başından beri haftada 2 gün muhakkak balık, bu da mümkünse kızartma değil. Izgara. Izgara fırında buğulama şeklinde kullanılması evet. gerekiyor. Civadan dolayı ton balığını çok önermiyoruz. Kokoreçtir, sakatattır, dışarıda bunları kesinlikle önermiyoruz. Dışarıda sağlıksız yerlerde hani böyle aleni bir yerde girip salata tüketilmesini önermiyoruz. Çünkü iyi evet, temizlenmemiş oluyor. Doğru. Ben de onu yapmıyorum. Yani dışarıda salata yemiyorum. Hı-hı. Çünkü nasıl temizlendiğini bilmiyorsun. İşte bu konulara dikkat etmem. Bu arada evet. bitki çaylarına dikkat etmemiz hmm. gerekiyor. Onu soracaktım evet. ben. O yüzden hatırlatayım. Şöyle bir durum var. Düşünsene aslında. En can çekilecek şeyleri önermiyorsunuz. Evet maalesef. Ne kadar kötü. Ya, aşk olsun canım yani. Kokoreç yiyeceğimizde böyle köfte, sote gibi evet, de yapabiliyoruz. Evet köfte yapacaksın yani onu. Ama genelde hep böyle protein tarzı beslenme tabii. var değil mi? Evet aynen. Peki hiç mi yağ tüketimi olmayacak? Tabii ya da tüketim var. Olacaksa nasıl yağlar çok tüketilmesi canım. Gerekiyor? Zeytinyağlarımız arasında ve en yağları sağlıklı. Yakmadan mümkünse. Evet. Evet. Tereyağı da kullanılabilir. Ama hani böyle çorbalarda, pilav makarnalarda, bulgur pilavlarında az miktarda. Versin diye az miktarda. Yani ve onu yakmadan. Çünkü ben çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum. Böyle annem tavuk çorbası yapardı. O tereyağı
bir yanardı, bir de kırmızı biber atı kapkara bir şey. Cos böyle hemen. Hatta şeylerde de böyle hani gece gezmelerinden sonraki kısımlarda şöyle evet, bir bakıyorsun o yağlar kapkara, kaç kere evet. ısındığı belli ya, değil. Direkt yani. Kanserojen. Evet. Çok riskli falan. Ya bir ara ben şey demişim. Herkesi kanser yapacaksınız biliyor musunuz falan diye eşim böyle dürtüyor beni. Suslara falan şeklinde ama gerçekten çok zararlı. Evet. Yanmış ya. Yani sadece evet. hamilelikte değil evet. normal hayatta da evet. sağlıklı beslenmek lazım. Tabii, böyle tabii. şeylere dikkat etmek lazım. Özellikle gebelikte paket ürünlerden uzak durulması gerekiyor. Evet. Yani paketlenmiş ürünlerde çok fazla gıda katkı maddeleri hı-hı. mevcut. Fruktoz mevcut çoğunda. Bunlar bebek için sakıncalı. Hmm. Fetüs için çok sakıncalı. Sıvı tüketimi nasıl yapacağız? Günlük yani gazlı işte sıvılardan uzak evet. duracağımı söyledik ama mesela su tüketimimiz nasıl olacak? 2 litre civarında. Tabii yine kilosuna göre de değişir. Çalıştığı ortama göre değişir. 2-2,5 litre civarında tutuyoruz. Evet. En güzeli su aslında ya. Tabii. Ama onun da yine bir limiti var. Limiti tabii, korumak tabii, limiti lazım. Aslında insanlar susadığını fark etmiyor. Doğru. Hani bir şeyler aranıyor. Ne bileyim gazlı içecek içiyor. Çikolatalı bir şeyler tüketiyor ama aslında oradaki asıl hissiyat susama hissidir. Hı hı. Belki su ise geçecek o hissiyat. Aynen değil öyle. Mi? Aynen öyle. Ama maalesef. Evet. Şey demiştik, bitki çayları demiştik. Ya. Evet ona gelmiştik. Demiştiniz, bu sefer ben soracaktım siz önceden davrandınız. Bitki çayları ile ilgili hiçbir çalışma olmadığı için ve düşeğe neden olduğu ile ilgili bir iki saptama olduğundan dolayı yasaklıyoruz hamilelik döneminde. Ancak günlük bir fincan kadar işte ıhlamurdur, kuşburnudur, nane limondur nane gibi bilinen çayları bilinen öneriyoruz. Çaylarda. Karışım çaylar kesinlikle yasak. Konstipasyon probleminden dolayı genelde hamileler sinameki tarzındaki çayları çok kullanıyorlar. Bunlar kesinlikle önermiyoruz. Biz konstipasyonu genelde şeyle yenmeye çalışıyoruz. İşte kuru kayısıdır, kuru incirdir, kuru eriktir, sıvı tüketimi, çorba, kuru baklagiller, sebze yemekleri, posayı yükselterek çözüyoruz. Bir de 6. aydan sonra mide yanmaları olur. Genelde toplumda çocuk saçlandı falan diye bir şey vardır, duymuşsunuzdur. Herkesin çocuk saçlanıyor, ondan ekşiyor miden. Gibi. Aslında bu fetüs büyüdükçe organlara baskı yaptığından dolayı reflü başlamıştır. Bu durumlarda yatmadan hemen önce bir şey yememelerini söylüyoruz. İşte yastığın pozisyonu birazcık daha dik pozisyonda yatar hale getiriyoruz. Baharatlı yağlı yiyecekler vermiyoruz. Neticede hamilelik güzel bir süreç. Evet. Keyfine vararak geçirmek gerekiyor. Bir takım sıkıntılar olabiliyor. Biz alerjenik dönemi... durumlar oluşabiliyor. Evet. Mesela en ilginç olay böbek alerjisi diye bir şey vardı. Bundan 5-6 sene önce bayanın çok birinde hamile değişik. Kandığı andan itibaren kaşınıyordu evet. kadın. Aa. 9 ay öyle geçirmek zorunda kaldı. Çok kötü. Enteresan bir durum. Yine son dönemde gelen bir üyemde tiroid çıktı. Tiroid çok önemlidir hamilelikte. Muhakkak bakılması gerekiyor. T3, T4, TSH'ların kontrol altında evet, kalması evet. lazım. Tiroid ilacına başladılar. Tiroid ilacının etken maddesine. Alerjisi varmış. Ayda. Sürekli her geldiğinde şu konuda tart Gonca abla beni şeklinde kaşınıyoruz ama neticede bu süreç geçecek. Yapacak da bir şey yok. İlaç falan şekilde. Yok mu kaşıntı hani geçirmek ya. İçin? Biraz üzerine losyonlar falan veriliyor ama yine de o kaşıntı her yerde artık. 9 çünkü ay boyunca. Normal ilaç verilmiyor. Çok zor ya. Zaten hamileliğin verdiği bir ağırlık var. Tabii. Bir halsizlik var, bir bitkinlik var. Bir de o kaşıntı. Tabii. Onunla birlikte hafta sayıyorum ben. 29 tamam çok az kaldı falan şeklinde. Evet yani. Yine istisnai bir grubumuz var. Vejeteryanlar. Peki vejetaryen annelerde eyvah. Beslenmeyi nasıl yapacağız? Hayvansal evet, gıdaları nasıl yemeyen, olacaklar? Süt içmeyenler, beynini yemeyenler. Bunlar onları nasıl olacak? Resmen böyle artık bir inceden inceye protein hesaplayaraktan gidiyoruz. Genelde yararlandığımız bakliyat grupları oluyor. Bereket hani bir kısım et yemezse bir kısım süt yoğurt tüketmiyor. Bir kısım balık yemiyor. Hani muhakkak bir yerlerden hayvansal gıdayı bulmaya çalışıyoruz. Mesela et yemiyorsa balık. İşte yumurta. Yumurtayı yemeyen birine peynir. Onu tüketmeyene işte bakliyatı muhakkak hepsi tüketmek zorunda zaten. Tabii. Onu öğlen akşam şeklinde veriyoruz. Kuru yemişleri çiğ. Çünkü kavrulmuş tuzlular. Hamilelikte fazla tuz alımını istemiyoruz. Ödem ama tuzu da tamamen sıfırlamıyoruz hamilelik süresince. Minimum ölçekte kullanıyoruz. Minimum evet. az ödem bir miktara yapıyoruz. Çekiyoruz. Evet. Bu şekilde protein alımlarını tek tek kişinin kilosuna göre
alması gereken protein miktarına göre hesaplıyoruz. Evet. Zaten muhakkak doktorlarla çalışıyoruz o zaman. Tabii canım, doktorsuz mümkün değil. Bir özlem mesajı var size Ankara'dan. Bahadır Hocam merhabalar demişler. Sizi çok seviyoruz ve çok özlüyoruz. Sizinle gurur duyuyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz demişler. Ankara Üniversitesi Plastik Cerrahi Asistanı Doktor Mert Ersan göndermişler size. Evet, Ankara'ya özlem duyuyorlar ama bizler Antalya'dan Bahadır Hoca'yı göndermiyoruz size. Bizim için daha büyük bir ihtiyaç çünkü şu an. Evet, yine Girit'te devam edelim. Evet, bizden de selamlar Ankara'ya, tüm Ankara Üniversitesi'ne. Mesajınız varsa buradan. Evet, lütfen buradan. Lütfen. Geçmeden. Çok sevdiğim arkadaşlarım. Beraber evet. 1-2 sene kadar çalıştık. Aha. Çok keyif alarak çalıştım. Onları buradan öpüyorum. Sevgiler, selamlar diye evet, tekrar. Evet, biz de sevgilerimiz, evet. Selamlarımızı yolluyoruz. Açık Hocam, tekrar devam edelim. Evet, şimdi doğum konusunu işliyoruz. Hı-hı. Ben de bu doğum konusundan devam edeyim. Değil mi? Ama buyurun. Aslında ben de tam ona değinecektim. Önce ben değineyim, siz sonra sazı alın bence. Tamam. Doğum demişken platik helenizmde yine Girit'te doğdu diyebiliyorum ben. Evet. Doğrudur değil mi? Evet. Evet. Evet, yine evet. Bir doğum aslında. Evet, yine bir doğum. Evet. Şimdi benim anlatacağım doğum biraz daha absürt bir doğum. Sonuçta mitoloji vesaire biraz daha böyle fantastik şekilde gelişiyor. Kesinlikle. Bir geçiş yapayım. Şöyle ki Gaziantep'te biliyorsunuz çok özel, güzel bir müzemiz var. Evet. Çok nadide bir mozaik müzesi. Zeugma Müzesi. Evet, evet. Bu Antakya'daki Gaziantep'teki bu müzenin özel parçalarından biri de Zeugma'da bulunan bir mozaik. Zeugma antik şehrinde bulunan o villaların kazılarında ortaya çıkan bir mozaik. O mozaik şu an Antep Müzesi'ndeki en nadide parçalardan biri ve Girit mitolojisini ifade ediyor, anlatıyor. Şimdi en son Minos'ta bırakmıştık. Evet. Ben oradan Minos'tan devam edeyim. Şimdi bizim mozaiği kısaca tarif edeyim. Tabii. Aslında o resmi de göndermiştim size. Evet, maalesef gösteremiyoruz. İnşallah başka bir programda göstereceğiz. Mozaik, taban mozaiği. Şöyle düşünün mozaiği. Mozaiğin sol tarafında Minos kralının eşi Pasifae, aynı zamanda güneş tanrısı Helios'un kızıdır. Onun yanında Pasifae'nin kızı Ariadne. Ariadne'nin yanında da böyle bizim baş vezir gibi düşünebilirsiniz. Rufus ismindeki konuşmacı. Pasifae'nin altında küçük bir Eros. Hı hı. Eros'un ayaklarının altında bir boğa kafası. Hemen karşısında da eli testereli bir adam. O da meşhur kaşif Daidalos. Evet. Ve yardımcısı oğlu Ikarus. Arkada da böyle ev betimlemeleri, hani perspektif açıdan derinlik versin diye. Bu bulunan mozaikti oradan. Bu mozaiği çözmek için Fransa'dan bilir kişi geldi Zeugma'ya. Ve bu mozaiğin ifade etmek istediğini, ne olduğunun temasını açıklaması yapıldı. Evet. Şimdi tema şu. Minos, Girit Adası'nın kralı. Minyon uygarlığının başı. Ve aynı zamanda da kendisini ben Zeus'un oğluyum diye ifade ediyor. Şey çok önemli, yani bir uygarlıkta kendilerinin tanrılar tarafından ya da tanrılara akrabalık ilişkilerinde tanrılara dayatılması evet. Tabii prezentabl açısından çok evet. Daha güç. Daha sonra bu Roma zamanında falan da eskiden yani Roma zamanında da Augustus Octavian zamanında da tekrar denendi. Hani şimdi normal bir ölümlü olarak halka hitap etmek var. Bir de Tanrı'nın oğlu olarak konuşma tabii, vesaire. Tabii ki Mısır'da da aynı şey vardır. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Etkileşim çok. Şimdi Zeus sen benim oğlumsun diyor ama sonuçta Girit bir ada. Girit ada olduğu için de sonuçta Poseidon, Neptün yani benim kardeşimin de etki gücü olması lazım. Sen yine de adaklar keserken yine onu da bir şekilde ihmal etme der. Ve bir beyaz boğa kültü vardır Girit'te. Hı hı. Bu beyaz boğa Poseidon'un Minos'a kendisine kurban etmesi için vermiş olduğu meşhur boğadır. Ve bu boğa yine mitolojide yarı tanrı Herkül'ün 12 görevinden biridir. Yani, evet. Herkül'e verilen görev bu Girit boğasının yakalanıp getirilmesi. O boğa bu boğa.
Ve boğa o kadar güzel, o kadar ihtişamlı bir hayvan ki Minos diyor ki ya ben diyor bu boğayı kesmeyeyim, onun yerine başka bir boğa keseyim. Nasılsa Poseidon onu çok fark etmez şeklinde bir düşünce içinde. Ve başka bir boğa kesiyor. Fakat hani çok tanrılı dinlerde tanrıların da çoğu şeye egemen olduğu düşünülmekte. Poseidon buna çok bozuluyor ve diyor ki artık benim diyor bunu bir şekilde cezalandırmam lazım diyor. Şimdi cezalandırmalar, çeşit çeşit cezalandırmalar var. Buradaki cezalandırma çok daha enteresan. Poseidon, Minos'un karısı Pasifae'yi o beyaz boğaya aşık ediyor. Bir de enteresan bir aşk olayı. Ve Pasifae de aşkından günlerce uyuyamıyor. Kesinlikle boğayla birlikte olmak istiyor. Fakat anatomik olarak da pek mümkün değil. Ve Daidalos'a, işte büyük kaşif ve bulucu Daidalos'a diyor ki ya bu problemi çözebilir misin diyor. Evet. Ve Daidalos da hani Zeugma mozaiğinde elinde testereyle çalışıyor dedim ya, o bir inek kostümü yapıyor. Hı hı. Ve Pasifae'ye inek kostümüne giriyor ve boğa ile ilişkiye giriyor. Bu ilişkiden de bu Girit mitolojisinde çok önemli bir yer tutan Minotaurus kültürü oluşuyor. Yani Pasifae hamile kalıyor, doğurduğu da boğa başlı bir insan. Değil mi? Buna Minotaurus deniyor. Bu fantastik, evet, macera filmlerinde filan hep konu olur. Hep konu olur. Görseli de oldukça güzeldir. Ve bu insan etiyle beslenen bir yaratık. Evet. Ondan sonra Minos meşhur labirent olayını buluyor, çıkarıyor. Yani labirent dediğimiz, hani girdiğimizde yolumuzu kaybetmiş olduğumuz çok koridorlu, dolambaçlı o dehlizler oluşumu aslında Minos'un o Minotaurus'u kapatmak için düşünmüş olduğu sistemin kendisi. Harika. Evet, buna labirentus diyoruz ve labirentusun içine Minotaurus'u koyuyor. Yine bunu inşa eden Daidalos'un kendisi. Aslında etimolojik olarak da Girit'te çift başlı balta kültürü vardır. Biz buna labris deriz. Labirent de labrisin hüküm sürdüğü, içinde olduğu saraydır. Yani sonuçta o Knossos sarayı labirentin kendisidir. Evet. Bu çok önemli. Ve anlatılan işte dolayısıyla kimi 7 yılda diyor, kimi 9 yılda işte 7 tane genç kız, 7 tane genç erkek ya da 9 tane genç kız, 9 tane genç erkek. Devamlı olarak bu Minotaurus'a yem olarak, kurban olarak verilmekte vesaire. Dolayısıyla savaşlar yapılıyor vesaire. Ve bu Minotaurus olayı Atina kralı Theseus'un olaya müdahale etmesiyle son buluyor. Theseus Girit adasına geliyor ve ben bu Minotaurus'u yok edeceğim diyor ve orada kendisine yardımcı bir, kendisinden hoşlanan bir hatun buluyor. Bu hatunun adı da Ariadne. Hı hı. Ariadne önemli bir person. Aynı zamanda bu Zeugma mozaiğinde de geçen, evet, bir betimlenen kişi. Mesela biz bugün bir çıkış yolu bulamadığımızda veya zorda kaldığımızda ne diyoruz? Diyoruz ki ya bana bir ipucu verir misin diyoruz. Evet. İpucunun köken olarak temeli Ariadne'ye dayanıyor. Çünkü Ariadne Daidalos'un verdiği akılla Theseus'a bir ip veriyor. Evet. Ve o ipin ucunu labirentin dışına bağlayarak da Minotaurus'un, süper, yanına ulaşıyor ve Minotaurus'u öldürdükten sonra da yine ipi tutaraktan dışarıya ulaşıyor. Dolayısıyla hani bizim ipucu dediğimiz olay bu. Aslında, Minos tarihinin labirentin çıkış yolu, evet, şeklinde. Harika, süper. İpucunun da kökenini öğrenmiş olduk. İpucunun kökenini de öğrenmiş olduk. Ama şimdi reklam vakti. Öyle mi? Biz kaptırdık, gidiyoruz sohbette. Peki. Harika ama son çeyreğe girmeden önceki son aramızın vakti değil mi aslında? Evet, kısacık bir reklam arasından sonra biz bize kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izleyin. Bizi bekleyin.
Efendim kısacık bir reklam arasından sonra biz bize kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Hemen doktorumuza ben soru sormak istiyorum. Hızımızı alamıyoruz. Hızı toparlıyoruz zaten. Tabii tabii artık hadi toparlıyorum yani. Hocam burun estetiği dedik, burun ameliyatlarından konuştuk. Öncesi sonrasını konuştuk. Şunu hemen sormak istiyorum. Somon DNA. Çok önemli. Bu nedir? Somon DNA nedir? Somon DNA son zamanlarda popülerize olan yüz cildini özellikle genişleştirmek, daha parlak hale getirmek ve biraz da sıkılaştırmak amacıyla kullanılan bir yöntem. Öyle söyleyeyim. İçeriği hyaluronik asit artı somon balığının spermlerinden üretilen DNA'dan elde ediliyor. 3 seans uygulanıyor. 0-1 ve genellikle 3-6 ay civarında 3 seans uyguluyoruz. Ve cidden çok faydasını görüyoruz. Yüzde dediğim gibi gençleşme, parlaklıkta artma, biraz sıkılaşma ve lekelerde biraz daha azalma görüyoruz. Harika. Kırışıklıklar falan gidiyor mu? Evet, bir miktar azalıyor. Elveda kırışıklıklar. Somon DNA. Hoş geldin pürüzsüz cilt. Somon DNA ile gençliğe merhaba. Yani yüzde özellikle kaz ayakları dediğimiz göz çevresinde, kaş arasında ve alında oluşan kırışıkların asıl tedavisi ve ilk tedavisi, en etkili tedavisi botokstur. Bunu hani insanlar yılan zehri veya bir işte onu soracaktım. Bu yılan şekilde, zehri mi hocam? Yok, değildir. Bir bakteri toksinidir. Bakteri toksininden elde edilir. Yüzdeki özellikle mimik kaslarına uyguluyoruz. Yani bahsettiğim bölgelere uyguluyoruz. Oradaki kırışıklara yönelik uyguluyoruz. Geçici kaslarda felç oluşturur. Daha sonra eski haline döner. Yani eski gücüne kavuşur. Hani uygulayacağız, bu kaslar felç olacak, yüzümüze deformite olacak mı tarzında sorular da gelir. Olmaz, merak etmesinler. Bunu 30'lu yaşlarda başlayayım, ömrünüzün sonuna kadar uygulatabilirsiniz. Evet. Bir zararı var mı peki hocam? Herhangi bir zararı yok. Dediğim gibi zaten etki geçici olduğu için herhangi bir zararı yok. Yaşla itibariyle cildimizin yapısı değişiyor. Evet. Kolajen miktarı azalıyor. Özellikle yüz bölgesindeki kemikler ve yumuşak doku, atrofiye dediğimiz, küçülüyor. Geriye doğru çekiliyor. Öndeki yumuşak doku hem yer çekimin etkisiyle hem bu ciltteki yapısal değişikliklerden dolayı sarkıyor. Güneşin, yer çekiminin, hem yaşlanmanın, sigara vesaire de varsa bu deformiteler maalesef artıyor. Daha da hızlanıyor. Bunları geriye döndürmek, en azından yavaşlatmak adına uygulamalarımız var. Bunları biz mikroinvaziv yöntemler diyoruz. Yani ameliyat dışı estetik girişimler diyoruz. Bunlar kırışıklıklar olabiliyor, işte sarkma olabiliyor, ciddi fazlalıklar olabiliyor. Bunlara yönelik hem ameliyatsız estetik yöntemler, bunlarla sonuç alamazsak ameliyatta estetik yöntemlere başvuruyoruz. Son merak ettiğim bir şeyi soracağım. Botoks dedik, somon DNA dedik. Peki bunları uyguladıktan sonra bunların etki süreleri ne kadar? Botoks'un etki süresi teorik olarak 6 aydır. Evet. Ancak örneğin size ilk defa botoks uyguluyorum. Etki süresi 3 ila 4 ay arasında değişir. Vücut ilk defa karşılaştığı için ve kaslar kuvvetli olduğu için etki süresi biraz daha azdır. Ancak bunu uygulamaya devam ederseniz etki süresi 6 aya kadar uzar. Ama 6 aydan sonra etkisi bitiyor ve tekrar atmak zorunda kalıyorsunuz. Somon DNA'da da aynı şekilde. Somon DNA'da onu zaten senelik tavsiye ediyoruz. Evet. Her sene. Evet, aynen. Senede bir kere yani. Evet. Senede bir gün şarkıdaki gibi. Maliyetli bir şey mi somon DNA hocam? Bunu çok öyle fazla değil. Çok fazla değil. Tamam, peki bilgi almak isterseniz efendim Bahadır Bey'e ulaşacaksınız. Aslında konuşacağımız çok konu vardı Bahadır hocam ama bu program el vermedi. İnşallah başka programlarda onlara da gireceğiz, değineceğiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yani seyircilere ve hastalarıma tavsiyem şudur. Yaşlanıyoruz. Yaşlanırken cildimize en fazla zarar veren iki tane madde vardır. Bir tanesi güneş. Güneşten mutlaka korunun. Özellikle yaz aylarında güneş koruyucu krem, 50 faktörlük güneş koruyucu kremlerinizi sürün ve lütfen sigaradan uzak durun. Önemli. Çok önemli bir konu. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için ve bilgileri paylaştığınız için. Evet Gonca'nın. Toparlayacak olursak hamile beslenmesinde neler söyleyeceğiz? En son tatlı konusuna girelim. En can alıcı noktayla bitirelim. En can alıcı noktayla. Çünkü en çok problem tatlı konusunda yaşıyoruz. Evet. Çikolata, tatlı,
yemek yemeyelim, bunları tüketelim şeklindeki taleplerimiz yok, var. Yok artık, evet. Oysa ki hamilelik sürecinde sizin aldığınız her besin bebeğinize geçecektir. Tabii. Ne kadar sağlıklı ve dengeli beslenecek olursak bebeğimizi o kadar ileriki doğumdan sonraki fetusumuzu, doğumdan sonraki hayatı o kadar iyi hazırlayacağız. Evet. Tatlı konusunda tabii ki o kadar acımasız değiliz. Biz diyetisyenler muhakkak veriyoruz, kalori ayarlamalarını yapıyoruz ama genelde önerimiz sütlü tatlı, dondurma, İşte puding, meyve tatlıları, ayva tatlısı, kabak tatlısı gibi çok böyle üstüne tahin ve cevizi tam boca etmeden bu şekilde ayarlamalar yapıyoruz. Unutmayın ki o şireli tatlıların, hamur işi tatlıların bize çok faydası olmayacaktır. Zararlı. Sadece kalorisi çok çok yüksek olacaktır. Tabii. Çikolata konusunda da mümkünse işte bitter çikolata tercih edilmesini rica ediyoruz. Tabii bunları tüketim zamanları da çok çok önemli. Yatmadan hemen önce kesinlikle değil, gün içinde. Ve mümkünse o gün onu tükettiğimizde birazcık daha hareket edebiliriz. Hareket anlamında da yürüyüş öneriyoruz hamilelerde. Hele ki yüzme çok iyi. Antalya'da yaz mevsimine gelen hamilelerde yüzmeyi çok öneriyoruz. Hamilelik güzel bir süreç. Keyifli geçirin. Sağlıklı ve dengeli beslenin. Yediğiniz her yiyeceğin, sağlıklı yiyeceğimizin bebeğimize geçeceğini unutmayın. Çünkü sürekli yani bu insan hayatına hayatında bir, iki, hadi bilemedin üç olsun ki bu dönemde artık üç çok zor oluyor. Aynen öyle. Maksimum iki kere yaşayacağımız bir dönem. Keyifli geçirmenizi dilerim. Bir de güzel bir instantane aklıma geldi. Bizim toplumumuzda böyle bir deyim vardır ya. Ye tatlıyı, doğur hakkıyı. Atlıyı. Değil mi? Hakkıyı. Ye ekşiyi, doğur ayşeyi. Ne kadar doğru bu. Tabii ki hiçbir doğruluğu yok. Bu da mitoloji gibi bir şey aslında. Aynen öyle. Aynen. Eskiden şey yaparlarmış mesela hamile gelmeden önce işte gelinleri falan koltukların altında bıçak ve çatal mı ne öyle bir şey koyuyorlar. Hmm. Hangisine oturursa erkek veya kız olduğunu biliyorlarmış. Bu da değişik bizim bir şey mesela. Bizim kültürümüz ne kadar zengin bir kültür ki. Efsaneler saymakla bitmez. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok Atilla Bey'e geçmeden önce Girit dedik. Tabii ki Girit'in güzel bir türküsü vardır. Bizler onu Fırtına. Aslında evet bir Karadeniz türküsü olarak biliriz ama orijinalinde bir Girit türküsüdür. Harika. Ve Mübadele ile birlikte yine Türkiye'ye gelmiş bir türküdür. İsterseniz şimdi güzel Girit görüntüleriyle bu güzel türkümüzü dinleyelim. Arkasından Atilla Bey'le vedamızı yapacağız. Στο παγκέστο ξαναλέω στο γυαλό μη κατέβεις κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και χαθεί. Κι αν με πάρει που με πάει κάτω στα βαθιά νερά κάνω το κορμί μου βάρκα τα χεράκια μου κούπια το μαντήλι μου πανάκι μπαίνω βγαίνω στη στεριά στο παγκέστο ξαναλέω μη μου γράφεις γράμματα στο παγκέστο ξαναλέω μη μου γράφεις γράμματα γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα.
Evet. Muhteşem güzel bir müzik ve muhteşem Girit görüntüleriyle dinlemiş olduk. Fırtına. Evet. Harika ve harika anlamı da çok güzeldir. Güzel. Yaşanmış bir hikayedir, evet, biliyorsun. Evet. Özellikle bilmeyen izleyicilerimiz varsa mutlaka ne diyoruz? Google amcaya soruyorsunuz. O size yanıtlarını veriyorum. Verecektir. Google amca. Evet Atilla Bey. Siz, evet, genel bir toparlayacak olursak. Dert Bey, Girit aslında başlı başına ayrı bir program. Kesinlikle. Konusu. İki yapacağız bunu inşallah. Vaktiniz olursa seve, evet, seve yardımcı oluruz. Şöyle 5 dakika içinde her bir şey ifade etmek biraz zor. Ben kısaca şöyle bir birkaç dakika içerisinde toparlayacak olursak. Şimdi tarihsel boyutuna bakacak olursak işte Minyonlar dedik. İşte ilk saray 1900 milattan önce. Ondan sonra 1600'lü yıllarda büyük bir Santorini'deki Tera patlaması oluyor. O bu volkan patlamasından mütevekkil tsunami dalgaları adanın kuzey tarafındaki bütün Minyon şehirlerini ve limanlarını donanmalarıyla birlikte yok ediyor. Ondan sonra Mikenler geliyor Yunan tarafından. Mikenler zaman içinde Minyonlarla bir arada bir tek kavim oluşturuyorlar. Minyon zamandaki yazı tipi lineer A şu ana kadar çözülebilmiş değil. Evet. Mikenlerle birlikte lineer B çözülmüş bir yazı birimi. Mikenlerden sonra elinde demirler Tuna bölgesinden Dorlar geliyor. Dorlar adayı işgal ediyor. Dorlardan sonra arkaik, Helenistik zamanları yaşıyor. Roma dönemi. Roma döneminden gördüğümüz Roma döneminde yine imparatorluğun ikiye ayrılması ve daha sonra Girit'in bize Konstantinopolis'e yani İstanbul'a bağlanması. Bizans kültürü. Bizanslılar adada mümkün olduğunca bu eski kültürleri Yunan Ortodoks diniyle yok etmeye çalışıyorlar. Hatta, evet, adada bir tane dağ var. Zeus'un yüzünü andıran, işte Zeus'u öldürdük oraya gömdük gibisinden. Hani çok tanrılı dini yok etmek için ve Yunan Ortodoks kültürü ve dini adada yer alıyor. Fakat ada dediğim gibi çok önemli bir konumda ve herkes için paylaşılamayan bir noktada ve zaman içinde de Osmanlı'nın da ilgi odağı oluyor. Evet. Osmanlı önce Rodos'tan Senjan şövalyelerini gönderiyor. Ondan sonra filomuzu Malta'ya yönlendiriyorlar. Malta önlerine geldiklerinde ferman açılıyor. Fermanda Girit yazıyor. Bütün rota değişiyor. Girit'e doğru yollanıyoruz ve önce Hanya'yı alıyoruz. Fakat Girit'in almak bayağı bir zor bir süreç içeriyor. 21 küsür yıl sürüyor Girit'in tamamını almak. Hatta denen o ki Osmanlı Girit'le ilgili konuşmayı yasaklamış. Çünkü Girit'in alınamaması bir şekilde bir kara leke gibi evet, ve bunu bir yemek olayıyla bağdaştırıyorlar. Sultan'a devamlı bir şekilde tirit yemeye geliyor. Nedir bu tirit tirit? İşte en sonunda 21 yılda geldi tirit, gitti tirit, 21 yılda alındı Girit şeklinde bir şekilde bağlıyorlar. Evet. Arap kültürü, Osmanlı kültürü, Yunan kültürü, bütün, evet, kültürlerin bir arada olduğu bir ada. Hala hazırda da mesela ben Noel'de oradaydım. Adamlar Noel günü lokma tatlısı yapıyorlar yani. Hani, yine bizim kültürümüz. Yine bizim kültürümüz. O kadar iç içe yani geçmişiz ki o artık. O kadar iç içe, evet, geçmişiz. Zaten daha sonra bu 1922 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda Alman işgalini yaşıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda 1941 yılında, evet, Alman paraşüt birlikleri, evet, adaya iniyor. Adayı bombalıyorlar. Devamlı bir acılar, evet, yaşıyor ada. Ve tarihteki ilk askeri hava saldırısıdır değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Anzaklarla İngilizler, Alman Yunanlar, Almanlara karşı savaşıyor. 5-6 bin, evet, Alman mezarı var hala hazırda. Tabii bizi ilgilendiren konu bu mübadele zamanı daha çok. Evet. 1922'de işte Mutanya'da bunun ön görüşmeleri yapılıyor. 1923 yılında Lozan'da halkların değişimi söz konusu oluyor. Ve bizim Anadolu'da yaşayan hiçbir şekilde diğer bölgeleri, ülkeleri bilhassa Yunanistan'ı görmemiş olan 1,5 milyon insan Anadolu'nun çeşitli yerlerinden Yunan adalarına ve Yunanistan'a ve Makedonya'ya gönderiliyor. Ve, evet, diğer taraftan da Girit'ten ve
Yunan ve Balkanlar tarafından da 500 bin Müslüman halk bizim bu taraflara gönderiliyor. Yani yapılan sayımlara göre 1935 yılında 1 milyonun üstünde insan burada muhacir durumunda. Aynı şekilde yine Yunanistan tarafında da öyle. Çok acılar yaşanmış. Evet. Fakat yine de şu kadarını söyleyeyim. Kültürlere bakacak olursak inanın bizi birbirimize yaklaştıran unsurlar bizi birbirimizden uzaklaştıran unsurlardan daha fazla. Çok doğru. Ve Girit kesinlikle doğasıyla, coğrafyasıyla, insanıyla, misafirperverliğiyle, mutfağıyla kesinlikle gidilmesi, görülmesi gereken yerlerin başına. Bilhassa kuş bilimcileri, ornitologlar, oradaki kaya kartallarını, işte sakallı akbabaları fotoğraflayabilirsiniz, filmleyebilirsiniz. Her şeyi belgeleyebilirler. Özel diktamus denen bir bitkisi var. Her şeye iyi gelen, hatta vücudun içindeki yaralara da iyi geldiği söylenen o diktamus çayının içilmesini kesinlikle şart. Heraklion'u, Kandiyesi, Retimnon'u, Lasitis'i, tüm bölgeleri gerçekten çok ayrı bir güzellik. Ayrı bir güzellik ve bir şekilde bizi çağırmakta. Evet. Seyircilerimize gezi kültürlerinde Girit'i de bir şekilde programlarına almalarını tavsiye ediyorum. Çok sevecekler, çok beğenecekler diyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Girit'i adeta bize tekrar yaşattınız. İnşallah evet, özel inşallah programla bir programda daha detaylı bir şekilde bunu işleyeceğiz, sizlere aktaracağız. Evet, bugün gerçekten çok dolu bir programla sizlerle birlikteydik. 2018'in ilk programından seslendik sizlere. İlk programı başlattık. Sonrasında inşallah daha güzel, daha dolu şekilde geçecek diyoruz. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Haftanın cumasında, haftanın son bizbizesinde, cuma günü yine farklı konu ve konuklarla sizlerle olacağız. Cuma randevumuzda buluşuncaya kadar sevgiyle kalın ve hoşça kalın diyorum. Efendim, cuma günü tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle hepiniz sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın diyoruz efendim. Cuma görüşürüz.